Arkadaşlar, şimdi size biraz dersimizden, biraz da bu sanat ve tasarım olgusundan bahsedeceğim. Dersimiz görsel kültür. Aslında dersimizin temel amacı sanat ve tasarımın geçmişini anlatmak. Örnekleriyle bunu sizin zihninizde içselleştirmek. Bir de neden biz bu konuyla uğraşıyoruz? Bunu biraz daha kafanızda netleştirmek. Aslında tüm sanat tarihi, tüm tasarım tarihi, biz onlara bakalım diye var. E, hayat, geçmişe bakılarak algılanan, öğrenilen ama ileriye dönük yaşanan bir süreç. Böyle bir kul var hayat. E, bizim e, homo sapiens olarak türümüzün e, dünyada varoluşu biliyorsunuz... E, ...başka türler de varmış... ...Promagnon, Nenantrel... ...vesaire... ...ama Homo sapiens onların hepsinin önüne geçip... E, ...hatta biraz da... ...zamanında karışarak... ...ama şu anda tek bir tür olarak... ...bu gezegende var olmuş... ...ve... E, ...varlığını sürdür sürdürüyor... Yani ...bunun özelliklerinden... ...bir tanesi... ...Homo sapiens'in özelliklerinden bir tanesi... ...hatta en önemlisi... ...uyum sağlayabilme alet kullanabilme ve çözüm üretebilme. Diğer türler bunları yapamadığı için e, avcılıktan öteye gidememiş, e, tarım kültürüne geçememiş, e, bir şeyler var edememiş. İşte homo sapiensin en önemli, en kıymetli özelliği bu. E, sanat neden gereklidir biraz konuşalım isterseniz. Sevgili arkadaşlar, sanat sanılanın aksine bizi gerçeklerden kaçırmaz. Tam aksine insanlığın düşünsel kapasitesinin ulaşabileceği sınırları göstererek kendi gerçekliğimize uyanmamızı sağlar. Sanatın böyle önemli bir işlevi var. E, bu arada zaman zaman sanat, zaman zaman tasarım, zaman zaman sanat ve tasarım diyeceğim. Zaman içinde bunların ne demek olduğunu size anlatmaya gayret edeceğim. Sanat hayatın tamamlayamadığı boşluklardan doğar. Dikkat edin, tamamlayamadığımız boşluklar var demek ki bu hayatta. Birer biyolojik canlıyız, e, yiyoruz, içiyoruz, türümüzün devamını sağlıyoruz, hayatta kalmaya çalışıyoruz. Bunlar biyolojik özelliklerimiz. Ama tüm bunlarla demek ki hayatın içinde tamamlanamayan bir bölüm var ve bunu da bu. Türümüz homo sapiens sanatla doldurmaya çalışmış. Woody güzel bir sözü var bununla ilgili. Woody Allen diyor ki henüz insanoğlu her şeyi çözemediği için sanat var. Doğru gerçekten her şeyi de çözemedik zaten. İşte o yüzden sanat var. İşte sanatın bu insanın tamamlayamadığı boşluklardan doğduğunu bahsetmiştim. Ancak yegane amacı da bu boşlukları doldurmak değildir arkadaşlarım sadece ve sadece bu boşlukları doldurmak için yok sanat. Sanat esasen hiçbir kalıbı da doldurmaz. Yani kendinin de bir kalıbı yoktur. Ancak sanatın tüm vücuduyla, cüssesiyle sığdırılabileceği bir büyüklükte zaten bir mekan da yoktur. O bizim zihnimizin, evrenin ta kendisi bu mekan. Yani sanatın ortamından bahsediyorum. Sanatın birey ve toplumlarda, bünyelerde oluşturabileceği heyecan, yaratabileceği zenginliğinde herhangi bir sınırı yok. Şu görülmüş ki binlerce yıl içinde her ne olursa olsun insan insanoğlu sanat yapmaya devam ediyor. Zorda kalıyor, aç yıl kalıyor, tepesinde bombalar düşüyor, yıkılıyor. İşte atom bombası sonrasında Hiroşima'yı düşünün. Tamam ilk başta herkes hayatta kalmaya başlamış ama sanat kaldığı yerden devam etmiş. Yani bu insanın içinde var olan bir şey. Derler ya hani her insanın içinde bir sanatçı vardır diye. Doğru. Her insanın gerçekten içinde bir sanatçı vardır. Sizlerin içinde herkesten fazla varmış ki oturup buna kafa yormuşsunuz. Bunu bir meslek olarak seçmeyi hedeflemişsiniz şu anda. Sevgili arkadaşlar, aslında sanatla insan ilişkisini düşündüğümüzde, kurguladığımızda sanat, sanat sınırsız bir veriyi sınırsız bir gerçekle aktarmaya çalışıyor. Hedefi bu. Elimizdeki kaynaklara göre bizim bildiğimiz işte yaklaşık 12 bin, 20 bin yıl evveline tarihlenen bazı mağara resimleri var. Zaten kitabınızda ilk bölümünde hemen bununla başlıyor. Ee, biz e, Lascaux Mağarası'ndan e, örnekleri koymuşuz. Tabii farklı mağaralarda var. Bunlar bizim bildiklerimiz. Altamira var vesaire. E, şunu biliyoruz ki bundan yaklaşık işte yani 20 bin diyelim, yuvarlak hesap konuşalım. 20 bin yıl evvel e, bizim atalarımız e, konuşmayı bilmeyen, e, alet kullanmayı bizim gibi bilmeyen, demirden gemiler yapıp yüzdüremeyen araçlar yapıp aya gidemeyen atalarımız ve mağaranın duvarlarına bir şeyler çizerek bir ifade biçimi yaratmışlar. Bunu sanat olarak mı yapmışlar? Zannetmiyorum. Ben bunun sanat olarak yapıldığını düşünmüyorum doğrusu. Ne olabilir? Belki o e, av hayvanlarının Görüntüsünü oraya koymak, e, o görüntüyle ilişkilendirmek kendisini belki bir nevi tapınmak bile olabilir arkadaşlar çünkü o hayvanla hayatta kalıyor, o onun devamlılığını sağlıyor, onu yiyerek. Ama şunu biliyoruz ki oraya bazı imgeler yaratmışlar, bazı e, şekiller oluşturmuşlar. Sonradan neler gelişmiş? Sonradan tüm bu şekiller, biçimler zaman içinde ee, o az evvel size bahsettiğim insan duygusunu, sevgisini, inançlarını, umutlarını, korkularını, beklentilerini e, somutlaştıracak yapılara dönüşmüş tüm bunlar. Ve bu yüzyıllarca, binler, bin yıllarca tekrardan evrilerek, değişerek, dönüşerek devam etmiş, hala da devam ediyor. Şunu biliyoruz ki herhalde insanlık sürdüğü sürece de devam edecek bu. Ee, aslında insan oldu yani bizim türümüz, homo sapiens çok da vahşi e, bir canlı. Düşünsenize birbirini öldürüyor, işte e, hala kendi türümüz içinde barış daim olsun diye e, medenileşmeye çalışıyoruz. İşte arkadaşlar, sanat İnsanoğlunun medenileşme projesi. Ben bunu böyle tanımlıyorum. Eğer medeni bir topluluk arıyorsanız onun sanatına bakmanız yeterli. Hiçbir, bakın topluluk birkaç kavram kullandım. Topluluk diyorum, medeniyet diyorum. Demek ki biz bir topluluk olup medeniyet olamıyoruz. Ulus kurup devlet olup da medeniyet kuramamışlar var. Devlet oluyor ama bir medeniyeti yok. Yani e, merhum Çetin Altan'ın deyimiyle insanlık bahçesine yeni çiçekler bağışlayamıyor. İşte o zaman uygar olamıyor. Dünyada hiçbir gelişmiş ülke yok ki gelişmiş bir şehri olmasın ve o gelişmiş şehrin içinde de dünyaca ünlü sanat ve tasarım galerileri olmasın. Müzeleri olmasın. Böyle bir ülke mevcut değil. Ama Papua Yeni Gine'de aynen sizin benim gibi insan olan, yaşayan canlı türümüzün aynısı Homo sapiens olan ama bir sanat geliştirmemiş, dolayısıyla bir topluluk olup uygarlaşamamış da bir sürü türdeşimiz var medeniyet olamamışlar. Bugün aklınıza hangi tür medeniyet geliyorsa, ne medeniyeti? İşte Esra diyor ki Mısır medeniyeti, Ulaş diyor ki Çin, işte Ece diyor ki Osmanlı uygarlığı, hay hay. Eğer sanatı yok ise biz bunun adına medeniyet demiyoruz. Dememişiz zaten. Roma uygarlığı, Roma medeniyeti, Yunan uygarlığı, Yunan medeniyeti. O yüzden bu süreç bir medeniye medenileşme projesi. İşte bu ders size bunu anlatacak. E, altı tane bölümden oluşuyor sevgili arkadaşlarım bu kitabınız. E, bu arada kitap olarak edinmenizi de son derece tavsiye ederim. Sürekli elinizde bulunmasında çok büyük fayda var. Ekrandan okumak çok sevimli bir şey değil. Çok ileriye dönük de olabilecek bir e, yöntem de değil. Dolayısıyla kitap olarak almanızda çok büyük e, fayda var arkadaşlar. E, şu anda bu okulun karşısındaki ikinci el kitap dükkanlarında falan da satılıyor. Anadolu Üniversitesi'nin bir kitap satış deposu var. Orada da satılıyor. E, tabii pandemiden dolayı bazı sıkıntıları olabilir ama yine de erişebilirsiniz. Onun dışında e, kabaca dersi tanıttım. Aa, çok özür dilerim. Kendimizi tanıtmayı unuttuk. Ben Tevfik Fikret Uçar. Anadolu Üniversitesi'nde görev yapıyorum. Burada göreve başladım 33 yıl evvel ve halen burada sürdürüyorum görevimi. Bunu da söylememin amacı malum sanal bir ders yapıyoruz. Dolayısıyla başka bir yerden de bu dersi yapmak mümkün ki zaman içinde ben Derse de size konuklar davet edeceğim. Bunun bir de güzelliği, kolaylığı olacak arkadaşlar. Mesela ünite yazarlarını da derse davet edeceğim. Onlarla birlikte katılıp dersi işleyeceğiz. Harika olacak yani. Böyle bir de Michelangelo'yu, Leonardo da Vinci'yi falan getirsek ne güzel olurdu ama şimdilik elimizden bunlar geliyor. O yüzden zevkli derslerimiz olacak. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunuyum. Maçka Meslek Lisesi Boya ve Dekorasyon'da lise okudum İstanbul'da. Aslen İstanbulluyum. Ondan sonra e, İsviçre'de okudum e, burslu olarak. Ardından Amerika'da ders verdim. E, uluslararası pek çok etkinlikte çalıştaylar yaptım. E, sizler gibi Koreli, Hintli, e, Çinli, e, Kıbrıslı, Belçikalı, İngiliz, Amerikan... İtalyan, Alman öğrencilerim oldu. Öğrenmek isteyen dünyanın her yerinde aynı. O yüzden öğrencileri de çok seviyorum. Hiçbir şey fark etmiyor benim için. Nerede olduğunuz, kim olduğunuz, nereli olduğunuz, işte hangi cins tür ve seçimde olduğunuz beni hiç ilgilendirmiyor. Öğrenmek isteyenin duygusu her yerde aynı. Çok güzel bir iş yaptığımız bir iş ve seneler boyu da e, bu dersi 6. 7. senem mi verişimiz. mikrofonlu açık değil. şu anda 8. sene hocam. Şu anda 8. seneymiş. Evet. 8 senedir Onur Hoca ile birlikte dersi veriyoruz. şimdi Onurcuğum bir de sen kendini tanıt lütfen. Arkadaşlar ben de yaklaşık 8 yıldır Anadolu Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışıyorum. Fikret Hocam sağ olsun bana kapılarını açtı onun asistanı oldum bundan da gurur duyuyorum yüksek lisansımı da Fikret Hocayla birlikte yaptım şu an sanatta yeterlik eğitimde Fikret Hocayla birlikte yapıyorum umarım en kısa zamanda da bitecek ama bitmesini de istemiyorum çünkü Fikret Hocadan kopmak istemiyorum böyle bir durum var 8 yıldır da Fikret Hocanın dediği gibi bu dersi birlikte yapıyoruz herhangi bir sıkıntınız sorunuz olursa da her daim buradayız. Teşekkür ederim. Ee, evet arkadaşlar, şimdi bu Zoom üzerinden yaptığımız derslerde birer saatlik bölümler halinde yapıyoruz dersi. Bu da doğrusu fena olmuyor. Ee, otomatikman bir mola veriyoruz, bir teneffüs yapıyoruz. Ee, ben size zamanı söyleyeceğim. Azaldığı zaman şu anda yaklaşık 9 dakikamız var. Ondan sonra da hemen e, yine dersimize devam edip ...bir oturum daha açarak devam edeceğiz. Sonra da sizlere sorular yönelteceğim. Tek tek sizlerden kendinizi tanıtmanızı... ...ve soracağım birkaç soruya cevap vermenizi isteyeceğim. Dersle ilgili söyleyeceklerim kabaca bunlar. Ders Kitabımız altı bölümden oluşuyor. Biz bu derste ki bu... 123 dersi bir dönemlik derstir sevgili arkadaşlar. Biz bu derste e, bunun dört bölümünü işleyeceğiz. Ama size tavsiyem diğer iki bölümde son derece eğlenceli ve zevkli. Zaten kitabınız bir e, uzaktan öğretim sistemine göre tasarlanmıştır. Kendi kendine öğrenme metotlarının e, yoğun olarak kullanılabileceği bir sistemdedir. E, o yüzden... Sonra da boş bir vaktinizde, belki sömestr tatilinde bu iki bölümü de okumanızı tavsiye ederim. E, bu ders e, eğlenceli bir giriş dersidir. E, yani Şimdiye kadar öğrencilerden çok güzel dönütler aldık. Çünkü lise hayatından gelip üniversite ortamında e, karşılaşılabilecek güzel e, derslerden biri. E, Kitabı görünce ilk başta korkabilirsiniz, lütfen korkmayın. Birazdan size ders ve kitap tanıtımı ile ilgili de bazı şeyler anlatacağız, göstereceğiz. Orada mezun öğrencilerin de, bu ders aynı zamanda Açık Öğretim Fakültesi'nde de okutuluyor arkadaşlar. Dolayısıyla böyle 7'den 70'e yaşı ileri öğrencilerimiz bile oluyor orada. Oradan aldığım dönütle söyleyeceğim şu ki, e, kitabı gören ilk başta biraz korkuyor. Korku da şu, eyvah bir sürü resim, isim, tanım, terim, of ama böyle bir panikliyor. Ama e, lütfen şunu unutmayın, e, kitabınız katmanlı bir dilde tasarlanmıştır. E, bu arada o kitabın da editörü benim, iki nütenin de yazarıyım. Aynı zamanda tasarımcısıyım da. Katmanlı bir dilde tasarlanmıştır. Ne demek katmanlı değil? Yani baktığınız zaman sanki bir cam ya da asetat yüzeylerdeki ayrı katmanlar vardır gözünüzün önünde. Bazı şeyler, baktığınız zaman sayfaya, bazı şeyler hızlıca size yakın görünür, bazı şeyler uzak görünür. Bazıları bolt olarak hızlıca kafanıza yer eder, bazıları daha arkadadır. Yani bu kitabı alıp sadece iki saat harcayıp sayfaları çevirip sadece bakarak iki saat içinde de öğrenebileceğiniz çok şey vardır. Sonra 10 saat harcarsanız çok şey vardır. 100 saat harcarsanız çok şey vardır. Yani bu derinliklere siz indiğiniz sürece, derinle indiğiniz sürece kitap derinleşir ve katmanlı bir size bilgi sunmaya başlar. Hatta yer yer ee, further reading dediğimiz yani uzak okumalar biraz daha farklı okumaların da olduğu bölümler vardır. Orada da artık meraklısına eğer istiyorsan git şuraya da şuna bak. Sistine Şapeli'nin şu bilgisini de şurada bulabilirsin diye bölümleri de vardır. O yüzden bütün bunlar doğrusu bir e, öğrenci için çok eğlenceli şeyler. Zaten şunu da unutmayın arkadaşlar. Ee, Abdullah bu arada galiba senin de Mikrofon açık, Abdullah Ecer Tastan. Mikrofonun açık lütfen, sen de kapatacaksın. Ee, Üniversiteye hoş geldiniz demiştim. Benim üniversite için bir tanımım var. O da şöyle, sevgili arkadaşlar, üniversite bir şeyin öğretildiği bir yer değil, biliyor musunuz? Bir şeyin öğrenildiği yer. Bu aradaki fark çok önemli. Yani ben herkes aynı şeyi anlatıyorum. Herkese aynı şeyi söylüyorum, Herkes aynı bilgileri veriyorum ama bazılarınız bazılarınızdan daha çok öğrenip, daha çok geliştiriyor kendini. O bazıları bazılarından yarın öbür gün çok farklı noktalara, farklı yerlere gidiyor. O yüzden lütfen üniversitenin yani bu üniversalist kavramından gelen bu evren kentin tüm olanaklarından faydalanmaya çalışın. Dediğim gibi her zaman sürmeyecek bu pandemi ortamı. E, kulüplere üye olun. Farklı fakültelerden arkadaşlarınız olsun. Burada farklı ilişkiler kurun. Bu ilişkilerinizi yarın öbür günde sürdürün. Farklı ortamlarda arkadaşlıklar edinin. Farklı fakültelerden dersler alın. Kredili sistemin özü bu. Sizin bu e, gelişimi sağlamanız. Şimdi arkadaşlar, hep ben konuştum. Bir tanıtım daha yapacağız. Sonra birlikte sizlerin de konuşmasını isteyeceğim bir bölümümüz olacak. Şu anda yaklaşık 3 dakikamız, 3-3,5 dakikamız var. Saatimize bakalım. Onu 7 geçiyor. Onu 10, 10 gece tekrardan WhatsApp'tan takip edin lütfen. Ee, Onur'cum sen yine linki tazelersin. Onu 10 on geçe derste tekrar buluşmak üzere. Şu anda 31 kişiyiz. Eksiksiz hatta fazlasıyla tekrardan sizle birlikte olmak istiyoruz. Şimdilik hoşçakalın. Görüşmek üzere.